Selam. Bugün çarşamba, eve geldim ve kızgınım. Neden kızgınım arkadaşlar? İnternette gördüğüm şey, tabii ki siz bu videoyu 2-3 hafta sonra izleyeceksiniz. Çünkü maalesef çekiyorum ve yayınladığım şeyler 2 hafta önceden. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi. Neyse, bugün internette gördüm ki bütün internet dolu aslında. Almanya'da Cosmopolitan dergisinde, yani dergi böyle bir torbanın içinde ve MAC'in rujları var. 4 tane galiba. Yani 4 çeşit renkler ve gerçekten benim sevdiğim renklerdi. Bir de yani orijinal boyut, öyle sadece ufak boyut falan değil. Haydi işten çıkarsın galiba. 6 tane dükkan gezdim arkadaşlar. Hiçbirinde yok. Yani kalmamış diye bir şey yok. Cosmopolitan dergisi var ve resmine göre aynı dergi. Zaten bugün çıkmış olan dergi. Ama şey yok, söyleyeyim bana, ruj yok. Kadına sordum, yani satan insanlara sordum, bize de böyle geldi dediler. Hiç kimse içinde ruj vardı gibisine falan bir şey denmedi. Bir tanesi buldum torba içinde, ama o yani aynı dergi. Ama içinde bir yemek tarifi bir şey galiba vardı. Neyse, çok kızdım gerçekten, o kadar oraya buraya gittim. Ama güzel şeydi yani sonuçta. Düşünseniz bir tane MAC, orijinal boyutunda ruj, yani galiba bazen 13 euroya da bulabilirsiniz, 20 euroya da bulabilirsiniz ve Cosmopolitan 3.90'da galiba ve içinde dediğim gibi MAC, bir insan ruj alamadı diye üzülürse, kızarsa onun ismine kadın denir. Neyse, Reve'ye gittiğimde arkadaşlar Pokeballs gelmişler. Bakın şöyle aldım. Tatmak için, yemek için iki tane mahpusam bana. Schatz, du musst entscheiden, weil in einem ist viel mehr Lachs und viel mehr Fischroggen drin und bei dem anderen weniger. Deswegen guck mal, was du gerne hättest. Das mit weniger? Okay. Size göstereyim. Nasıl göründüğünü açabilirsin. Bakın. Sanırım çoğu insan sevmez ama şimdi altında arkadaşlar şuraya kadar sanırım pişmiş pirinç var. Ondan sonra üstünde salatalık, mango, avokado, çiğ somon balığı, ondan sonra edamame fasulyesi ve çiğ balık yumurtası arkadaşlar. Şöyle görünüyor. Yani kaviyer gibi bir şey. Ama tabii ki ucuzundan, o pahalı olandan değil. Bir de burada yer fıstığı sosu var. Üstüne döküyorsunuz. Ondan sonra ya karıştır karıştır ye veya parça parça ye. Nasıl şey yaparsan. Bana da aldım. Markus da aldım. Birisinde daha az somon balığı ve balık yumurtası var. Bunu Markus istiyor. Çünkü öbürsünde daha fazla var. O kadar çok çiğ şeyleri falan yemez. Ben çiğ balıkçıyım. O yüzden bize şimdi afiyet olsun. Biz yemeğimizi yedik. Ve gerçekten çok güzeldi. Arkadaşlar şimdi Markus'la konuştum. Ben bir paket bekliyorum. Markus da bir paket bekliyor ve hava gerçekten çok sıcak. Bakın şöyle bir şey düşündüm. Fanta, bir tane Duplo yapıştırdım Fanta'nın üstüne ve böyle soğuk bir şeyin üstüne koydum. Bunu kapının önüne koyacağım. Çünkü ikimiz de dedik ki paketi getirsinler ve kapının önüne bıraksınlar zil falan çalmadan. Ve Markus şimdi bir tane kağıt yazıcıdan geçiriyor. Postacılar için diye. İki adam gelecek veya kadın. Onlar için şunları dışarı bırakalım. Düşecekti. Markus. Das fällt gleich runter. Weißt du, bevor du fragst, komm doch einfach. Dann lass dein Handy liegen. Bevor du fragst, komm doch einfach. Sizin kocanız da öyle mi? Markus diye çağırıyorsun. Ne oldu? Ama orada kalıyor. Gelmiyor. Çabuk gel diyorsun. Ne oldu? Orada kalıyor. Ben şunu koyuyorum dışarıya. Biz balkondayken veya bahçedeyken gelmişler. Ve bir danke, teşekkür ederiz diye yazmışlar arkadaşlar. Ben seviniyorum böyle şeylerde. Onlar seviniyor böyle şeylerde ve para pulu değil. Yani gerçekten. Su bile koysanız sanırım gerçekten sevinirler. Çünkü hele hele hava sıcakları olduğu zaman. Hadi kışın
Bazen zil çaldıkları zaman soruyorum kahve veya çay istiyorlar mı diye. Çünkü normalinde böyle soğuk havalarda termos bardakları falan da oluyor. Ondan sonra çabuk su kaynatıp 2 dakikada çay yapıyorum veya toz kahve var ya, onu yapıyorum arkadaşlar. Onu da çok seviniyorlar. Ama maalesef %95'i evde olmuyoruz. Kışın bir şey yapamıyoruz tabii ki. Ama böyle yani sıcak havalarda dediğim gibi bir şişe yarım litrelik su olsun. Onu bilen koysanız yani. İlk ağacımızı dikiyoruz. Du sollst kämpfen? Ja, wie du magst. Die Folie ist bei den Bambusdingern mit. Rechts ab oder so von ganz unten. Soll ich dir helfen? Ja. Halt mal. Und jetzt hole ich nochmal Erde. Gerne Toprakali. So? Oder auf Seite aus? Ja, und mach den Tränen nochmal zu mir. Ja, genau, so ist gut. Ich hole nochmal Erde. Markus öyle kuvalen olmaz dedi. Bütün torbayı getirdi. Ama torba da benim için çok ağırdı arkadaşlar. 60 litre toprak göstereyim. Sind Wasserstoffe? Nee, hab ich nicht. Mach ich gleich. Okay. Mhm. Ist schief. Nee, passt. Sehr gut. Ağacın ismi de arkadaşlar bakın şöyle. Weiße Fossiti. Almanca diyorum. Türkçesini bulursam gösteririm size. Veya yazarım altı, şöyle görünecek. Tıslıdı gene. Zaten angefaucht. Hemen de tıslıyor anam be. Hemen de tıslıyor. Peşini bırakmıyor ama. Asla. Ya, ya, ya. Komisch ist da die Blätter schon. Ich schau mal. Das was. Bayağı bir sarı geldi ama. Thank you.
Kedi nanesi. İndira deliriyor. Bugün cuma arkadaşlar. Erken eve geldim. O kadar da erken gelmedim aslında. Saat çünkü 1:30. Maksan bir ufak yemek yedik arkadaşlar. Maksan evden çalışıyor. Ben bayağı bir çiçek aldım arkadaşlar. İyi beklenen sergimde hemen şurada 2-3 sokak öteyde. Bir kadın bir sürü kışa dayanıklı. Stauden deniliyor. Yazarım ben size Türkçesi nedir diye. Ne buldum arkadaşlar? Güneş şapkası çiçeği. Ondan sonra ciğer otu. Ondan sonra kekik. Kedi nanesi. Phlox diyorlar Türkçesi. Yazarım ben size. Onları güzelce ekmek istiyorum. Onları şimdi almaya gideceğiz. Ondan sonra beraber ekeriz. Birkaç şey diktim. İlk önce şurada kedi nanesi. Bunu ama kadın yarın falan kestiydi. Böyle uzun kalmasın da altları daha çok yani altları daha çok güçlensin diye. Ondan sonra şunlar Türkçesi çöplemeymiş veya çöpleme otuymuş arkadaşlar. Diğer otları şu. Bu da dünden şey yaptım. Şu da neydi? Güneş şapkasıydı bu. Bunu şimdi düşünüyorum nereye yapayım diye. Ama sanırım şu yukarılara bir yere yapacağım. Çünkü bu bayağı yüksek oluyor. Yani böyle 60-80 santim kadar. O yüzden bu yükseklerde daha iyi. O. Ondan sonra bir de şunlar var arkadaşlar. Şunları da şöyle taşların arasına sokmak istiyorum arkadaşlar. Veya şu taşların üst taraflarına falan o zaman güzel böyle öne doğru büyüsünler diye. Bak gördünüz mü? Bize de hep uğruyor.